Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Motorumuzun zincirini temizleyeceğiz, zincir bakımı yapacağız. Ekipmanlarım var, onları size göstereceğim. Neler aldım. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Videomuza devam edebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, evimdeyim. Konu komşunun, çoluk çocuğunun sesi gelebilir, kusura bakmayın. Zincir bu şekilde. Şimdi motor eğik duruyor. Yan ayaklık var, orta ayaklık yok. Şöyle bir kaldırma sehpası yaptım. Kendim yaptım tahtadan. Bununla kaldıracağım birazdan. Güvenli, o kadar tehlikeli durmuyor. Sonra nelerim var? Kirli bez. Kesinlikle. Önceden temizlemiştim. Şimdi bunun çok kirli bir hali var. Fotoğrafını çekmiştim. Koyarım. Onları bununla temizledim. Bu hale geldiler. Gaz yağı. Naldurlar da var. Ben 4-5 yer gezdim. Bir tanesini de bulabildim. Biraz zor bulunabilir. Motul C4 daha yeni geldi. 2 haftada anca geldi. Virüsten dolayı herhalde. O yanında hediyesi vardı. Şöyle temizlemek için. Sonra fırça var. Şuna gaz yağını koyup fırçayla sürüyorum. Olmazsa olmaz eldiven. Kesinlikle arkadaşlar eldiveniniz olsun. Elleriniz yağ olabilir. Bir de önemli bir detay. Motor kesinlikle çalışırken yapmayın bu işlemi. Parmaklarınızı şuralara sıkıştırırsanız Allah korusun kopabilir. Kesinlikle yapmayın. Önermiyorum yani. Elinizle çevirin. Hadi sehpaya alalım motoru. Şöyle kaldırma sehpasını aldık. Pratik bir şey arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Teker göründüğü gibi boşta dönüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar gaz yağımızı koyduk bir tane pet şişenin içine. Fırça yardımıyla şöyle sürüyoruz. Ya bunu fıs fıs da yapanlar var. Öyle açıkçası daha kolay oluyor. Daha pratik. Bazı arkadaşlar ön düşlüğü de yapıyor. Şurasındaki grenajı sökerek, parçayı sökerek ön düşlüğü de yapıyorlar. Ben daha yapmadım henüz. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle çalıştırarak yapmayın. Elinizi falan kıstırırsınız Allah korusun. Ben sadece motülü sıktığım zaman genelde çalıştırıyorum. Bugün yasak var malum, zaten çıkamayacağım. Birkaç saatte böyle yağ üstünde kurur. Genelde sıçratıyormuş hep motüller, öyle duydum. Gaz yağıyla sıktıktan sonra arkadaşlar şu şekilde tekrar elle çevirerek her tarafını tekrar temizliyorsunuz. Zaten yağlar akıyor. Arkadaşlar sonra da böyle kirli kullanmadığınız bir bezle iyice, ne kadar parlıyor görünüyor bilmiyorum ama şöyle iyice bir detaylı temizleyin. Komplesini, her yerini. Tertemiz yaptıktan sonra yağlayacağız. Temizlik bitti. Yani görüyorsunuz elime yağ bulaşmıyor hiçbir şekilde. Eski yağ falan kalmadı. Sildim, temizledim. Zaten şu dişli de çok pis, onu da temizledim. Şimdi yağını sıkacağız. Yağını ben genelde çalıştırıp sıkıyorum. Hani şöyle de sıkabilirsiniz şu aradan. O da sağlıklı. O ringlere gelecek böyle. Şöyle bir uzun bir aparatı var. O şekilde. Dönse daha iyi olur aslında. Ben genelde öyle yapıyorum. Her zamanki gibi yapacağım yine. Aman diyeyim, elinizi kolunuzu sıkıştırmayın. Şöyle bezi açayım. Hemen şu aradan zincirin iç kısmına gelsin. Dıştan sıkarsanız sıçratır. Şu şekilde yağlamasını yapıyoruz. Sonradan size zaten rengi değişiyor gibi göstereceğim. Arkadaşlar işlemimiz tamam. Zaten beyaz beyaz. Bu değişik yani, bilmiyorum niye böyle beyaz ama birkaç saat kuruması gerekli diye duymuştum. Şöyle zaten bugün evdeyim, çıkmayacağım. Üstünde birkaç saat böyle kurusun. Jant da çok pis. Bu jantın zaten videodan sonra temizliğini yapacağım. Onu da gaz yağıyla yapacağım arkadaşlar. Zaten dün motoru temizlemiştim. Buralar falan pis oluyor, bazen çıkmıyor. Gaz yağı on numara çıkarıyor.
Motor da bu şekilde zaten. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadar basit. Gaz yağı, işte zincir yağı, eldiveniniz. Başka da bir şeye gerek yok. Hani şu bile şart değil yani. Hani almasanız da olur. Şöyle bir aparat yapabilirsiniz. Ne bileyim. Fazla maddiyatınız yoksa eğer, düşük bütçeli. Şu zaten 25 liraya falan satılıyor. Şu da 60 lira falan. Bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.